Yine Coşkun Hocam da bu konuda ve diğer tüm cerrahi işlemlerde oldukça hastanemizin başarılı tercih edilir cerrahlarında. Kendisine de çok teşekkür ediyoruz ve tekrar ben beslenme diyet uzmanımız Büşra Hanım'a hemen bu konunun arkasından dönerek, şimdi az önce tüp mide ameliyatı sonrası beslenmeden bahsettik. Peki mide balonu sonrasında beslenme nasıl olmalıdır Büşra Hanım? Bahsedebilir misiniz? Evet, mide balonu sonrası aslında tüp midedeki kadar uzun bir sıvı dönemimiz yok bizim. Evet. İlk bir hafta balonun mideye alışma esnasında bir sıvı beslenme dönemimiz oluyor aslında. Sıvıdan ziyade biraz püreye geçiş dönemi de olabiliyor kişinin bulantı durumuna göre. Fakat sonrasında gayet rahat bir şekilde minik porsiyonlar halinde eskisi gibi tekrardan katıya geçiş yapabiliyoruz. Burada hemen sıvı multivitamin takviyesine başlamıyoruz. Kişinin eğer ilerleyen süreçte herhangi bir eksikliği çıkarsa o dönemde aslında ihtiyacına göre tekrardan takviye ettirebiliyoruz. Önemli olan burada çok yağlı yiyeceklerin yenilmemesi ilk başta, çok yağlı çorbaların tercih edilmemesi ve en önemli şey ilk başta hemen ilk gün taneli yiyecekler istemiyoruz ki bulantıyı arttırmasın bu dönemde. Evet, mide balonu sonrasında da beslenme ile ilgili bilgilerimizi aldık. Şimdi de mide botoksundan bahsedeceğiz sizlere. Evet, yine hastanemizin başarılı cerrahlarından operatör doktor Akın İnal hocam yanımızda. Hocam hoş geldiniz diyoruz tekrardan sizlere de. Hocam, mide botoksu konusunda da birçok merak edilen noktalar var. Mide botoksu nedir? Cerrahi bir işlem midir bu ve nasıl uygulanır? Kısaca bize bundan bahseder misiniz? Tabii. Mide botoksu mide içine, mide kaslarının içine botulinum toksini dediğimiz toksini vererek mide kasılmasını engellemek. Böylece gıdaların midede daha uzun süre kalmasını sağlamak, iştahı azaltmaktır. Bunu yine endoskopik yöntemle yapıyoruz, balon gibi. Evet. Herhangi bir ameliyata gerek olmuyor. Endoskopi ünitesinde sedasyon altında yapabildiğimiz bir işlem. 18 yaşından büyük olan, body mass indeksi 35'in altında olan hastalarımıza tercih ediyoruz. Hasan Hocam'ın da bileptiği 35'in üstüne çıktığında artık ameliyat bir tercih olmalıdır. Evet. Ama 35'in altında olan hastalarda uygulayabileceğimiz yöntemlerden biridir. Peki hocam, mide botoksu ortalama ne kadar sürer ve bu işlem sonrası hastanede yatmak gerekli mi? Hastanede yatmaya gerek yok işlem sonrası. Hı hı. Yine 1-2 saatlik müşahede arkasından gönderebiliyoruz. İşlem zaten 15-20 dakika süren bir işlem. Peki hocam, etki süresi nedir? Mide botoksunun etki süresi ve işlem sonrası ne kadar kilo verilebilir? Etki süresi aşağı yukarı 4 ile 6 ay kadar etkisi var. Bu süre zarfında da aşağı yukarı vücut, yani kilonun %10-15 kadarını verebilir. Yani çok fazla kilo verdiren bir yöntem değildir ve geçici etkisi vardır. Diyetle ve egzersizle de mutlaka desteklenmesi gereken bir yöntemdir. Çok teşekkür ediyoruz hocam sizlere de. Yine hastanemizin başarılı cerrahlarında Akın Hocam da mide botoksu ile ilgili merak edilenlerin yanıtını sizlere verdi. Ve şimdi mide botoksu sonrasında biraz beslenmeden bahsedelim istiyoruz. Tekrardan beslenme diyet uzmanımız Büşra Hanım'a dönüyorum ve mide botoksu sonrasında beslenme nasıl olmalıdır Büşra Hanım? Bununla ilgili bilgiler verir misiniz? Evet, mide botoksu sonrasında aslında Akın Hocam'ın da dediği gibi geçici bir işlem, 4 ile 6 ay arasında kişi kilosunu %10-15'ine kadar kaybedebiliyor. Evet. Burada uzun bir sıvı dönemimiz gerekmiyor aslında. İlk 2-3 günlük bir sıvı döneminden sonrası, 2-3 gün sıvı püre döneminden akabinde bir hafta sonrasında tamamen normal tekrardan beslenmeye dönebiliyor. Burada önemli olan kişinin aslında kişiye uygun bir diyet planlanması ve egzersiz ve diyetle birlikte bunun beraberinde sürdürülmesi. Çok fazla sorudan sonra acıkır mıyım sonrasında veya herhangi bir yan etki yapar mı diye acıkma hissi oluşmuyor. İlk bir gün sıvı beslediğimiz için ilk 2-3 gün devamında çok fazla o açlık hissi oluşmadığından herhangi bir sıkıntı yaşanmıyor. Çok teşekkür ediyoruz sizlere. Evet, mide botoksundan, mide balonundan, tüp mide ameliyatından ve bu işlemler sonrası beslenmeyle ilgili sizlere çok değerli hocalarımın bilgilerini sunmuş olduk. Evet, genel cerrahi ekibimizin birçok kısmı burada ve bir kısmı da şu anda tabii ki poliklinikte ve ameliyatta. Tabii bugün obezite cerrahisini konuştuk ama değerli hocalarım alanında her türlü işlemde
başarılı, deneyimli ve tercih edilen birçok büyük ameliyatları, onkolojik cerrahi operasyonları gerçekleştiren muhteşem bir ekip birliği var diyebiliriz Avrasya Hastanesi ve genel cerrahi branşında. Evet, değerli hocalarımın dışında tabii ki yine genel cerrahlarımızdan Operatör Doktor Kerim Özakay, Operatör Doktor Bülent Öztürk, Operatör Doktor Zehra Vartanesyan. Evet, buradan onlara da selam olsun. Kendileri de poliklinikte ve ameliyatta hasta başındalar. Ve tabii ki Avrasya Hastaneler Grubu kurucusu, aynı zamanda genel cerrahi uzmanımız Operatör Doktor Sayın Hüseyin Uğurlu'ya da buradan selamlarımızı iletelim.